Herkese tekrar merhaba. Seans ortasında beraberiz. Hemen son dakikamızı anons ederek başlayalım. Gazprom CEO'su Miller tarafından bir görüşme bildirisi var. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le görüştü. Önemli bir son dakika. Son dönemde zaten biliyorsunuz Rusya ile olan ilişkilerimizdeki yakınlık, doğalgaz alımları ya da yenilenecek sözleşmeler anlamında bize bir yarar sağlayabilir diye biliyorsunuz. Hep konuşuluyor. Bakalım detaylarda bir şeyler yansıyacak mı basına, biz de ekrana getireceğiz. Şimdi bugün için seans ortasında Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cemkaya bizlerle olacak. Ardından da araştırma uzmanımız Çağlar Kuzukluoğlu ile beraber piyasalardaki son durumu aktaracağız. Önce hemen dönelim Şükrü Bey'e. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz küresel taraftan başlayalım. Çünkü bu haftanın ana odağında tabii yurt içinde özellikle takip ettiğimiz veri cari işlemler dengesi verisiydi. Dünkü verinin detaylarını da birazdan yine konuşacağız muhakkak ama tabii ki küreselde en çok bu hafta piyasaları etkileyecek veri de ABD enflasyon ve üretici enflasyonu, tüketici ve üretici enflasyonu olarak biliyorsunuz konuştuk hafta başından bu yana. Şimdi şöyle ekrana da getirebilirse yönetmenimiz, özellikle tüketici enflasyonu tarafında yıllıkta beklenti 8.7'den 8.4'e düşmesi yönünde. Düzeltiyorum, bu üretici enflasyonu. Tüketici tarafındaysa yıllıklandırılmış tarafta 8.3'ten 8.1'e düşmesi yönünde. Yani bir zirveden dönüş tekrardan konuşuluyor. Yani düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu gerçekleşmezse, beklentinin üzerinde gelirse belki de piyasaları bozucu etkisi olur mu, ne dersiniz? Hani özellikle geçtiğimiz haftada tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalarda ciddi bir dalgalanma görmüştük. Ne dersiniz? Evet, zaten şu anda piyasalar tamamen Amerika'nın bu şahin duruşuna bağlı hareket ediyor. Dolar tüm dünyada güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi yükseliyor. Euro dolar paritesi 97'nin altını gördü. Şimdi 97 seviyesinde, 0.97 seviyesini tutunmaya çalışıyor ki dolar hala güçlü seyrini sürdürüyor. Bugün gelecek üfe ve yarın gelecek tüfe senin de söylediğin gibi oldukça önemli. Bilhassa yarın aynı zamanda işsizlik sigortası başvuruları da var. Buradan gelen tüfe ve bu datadan sonra piyasalar tabii ki Fed'in açıklamalarını bekleyecek. Ancak piyasalar hep şunu bekliyor. Artık Fed yavaş yavaş yumuşar mı? Önümüzdeki dönemde bu agresif şahin duruşunu biraz yumuşatır mı şeklinde. Tabii ki bu datalar belirleyici olacak. Ama görünen şu ki bu o kadar da kolay olacak bir şey değil. Fed'den gelen açıklamalar önümüzdeki döneme ait agresif faiz artışlarının devam edeceği yönünde. Bu da tabii piyasadaki risk iştahını ciddi anlamda düşürüyor. Fakat aynı şey Avrupa'da da var. Avrupa biraz daha sıkıntılı bu konuda. Onların eli biraz daha rahat değil. Çünkü orada çok fazla devlet var ve ekonomiler birbirinden farklı dinamiklere sahip. O yüzden Amerika'nın bu sert tutumu karşısında Avrupa tabii daha da zayıflıyor ve Euro'su daha da zayıflıyor dolara karşı. Ben bu mevcut şahin duruşun devamını bekliyorum. Risk iştahı tüm dünyada düşüyor. Tabii bir de yaklaşan kış şartları var. Devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Tüm bunları da eklediğiniz zaman belirsizlik ciddi anlamda artıyor. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla biz bu önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Fed yumuşar beklentisi vardı tüm dünyada. Ama şu anda o beklenti ortadan kalkmış gibi görünüyor. Şimdi tabii dünyada en çok konuşulan unsur aslında maliyet enflasyonu. Tabii Amerika'da hani verinin detaylarını da grafikte de ekrana getirmeye çalıştım ama özellikle tabii enerjinin, yeşil olan enerjinin payı yüksek ama orada tabii bir yandan da hizmet tarafı mesela mavi olan en çok aslında enflasyonun artış gösterdiği bantlardan biri. Yine ürünler tarafında aynı şekilde gıda onu takip ediyor vesaire.
vesaire, yani enerji maliyeti yanı sıra orada tabii hizmet enflasyonu da yüksek, ama dünya maliyet enflasyonunu ciddi anlamda tartışıyor ve konuşuyor. Dolayısıyla hani merkez bankaları buna müdahale ederek ne kadar bunu düşürmeye yetecek güçleri, biliyorsunuz bir yandan işte IMF gibi kurumlar ciddi anlamda küresel büyüme tarafında, özellikle gelişmiş ülkeler tarafında, hani gelişenler tarafında yine görece büyüme beklentileri çok törpülenmese de özellikle gelişmiş ülkeler tarafında ciddi bir baskı oluşacağını büyüme tarafında öngörüyor. Hali hazırda zaten Avrupa'nın durumu ortada. Yani orada zaten yavaşlayan veriler neredeyse hani bu sürecin başladığını gösteriyor. Hatta başladığını gösteriyor diyelim kabaca. Dolayısıyla nedir düşünceniz bununla ilgili olarak? Şimdi normalde enflasyonla mücadele ederken klasik olarak ekonomiyi sıkılaştırırsınız, faiz artışına gidersiniz ve enflasyonu dizginlemeye çalışırsınız. Fakat bu seferki enflasyon eski enflasyonlara benzemiyor. Çok daha farklı, çok daha farklı dinamiklerden besleniyor. Faiz artışıyla ekonomiyi bir yandan kısmaya çalışırken diğer taraftan sizin de söylediğiniz gibi maliyet tarafı güçleniyor. Arz sıkıntısı var ki bu kış bunu çok daha net hissedeceğiz. O yüzden global bir resesyon konuşulurken bu bazı ülkelerde, bazı bölgeselde stagflasyona doğru bile gidebilir. Çünkü gerçekten ciddi bir çıkmaz bu. Bir yandan ekonomiyi frenlemeye çalışıyorsunuz ama bir yandan ciddi anlamda bir maliyet baskısı var. Bu o yüzden farklı bir dinamik ve önümüzdeki dönemde de bu piyasaları oldukça rahatsız edecek. Zaten bu da şu anda net bir şekilde fiyatlanıyor. Tabii burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın önümüzdeki dönemde nasıl bir hal alacağı, bu sıcak savaşın, çünkü şu anda Avrupa ve Amerika ile de aynı zamanda Rusya bir soğuk savaş halinde. Rusya'nın hamleleri, bu gaz hamleleri önümüzdeki kışla ilgili nasıl olacak? Tabii bunların hepsi ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlik ortamında da tüm dünyadaki yatırımcılar risk iştahı düşük olarak hareket etmeye çalışıyorlar. Dikkat ederseniz FED'de bu şahin duruşuna devam ettiği sürece risk iştahı da düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Evet, halen daha tabii kafa karışıklığı da var aslında. Şu anlamda veri odaklı devam edeceğiz diyor. Genelde merkez bankaları tabii ki mevcut süreç içerisinde olduğumuz için, yani böylesi bir süreçte olduğumuz için, Powell'ın mesela mesajlarında da onu takip ediyorduk. ABD 10 yıllık tahvil faizinin gelmiş olduğu seviye tabii ki hala tartışılıyor. Fiyatlanıyor dediniz, yani borsalar tarafında tabii halen daha düşüş eğiliminin süreceğine dair işte emareler okunuyor ya da o şekilde açıklamalar da yapılıyor. Ama bir yandan da işte bu veri odaklı olunması, yani büyümenin çok baskılanması, belki istihdam piyasasının bozulacak olması gibi temalarda da hani Fed'de belki 2023'te bir duracaktır, belki sonrasında bir faiz indirebilir diye hala yorumlar da var. Bu fiyatlandı tarafında hangi varsayıma yakınsınız? Tabii bu çok güzel bir yorum. 2023'te eğer böyle bir beklenti oluştuğu anda bu tabii hemen piyasalara yansıyacaktır ki daha önce böyle bir ara süre yaşamıştık. FED yumuşayacak önümüzdeki döneme ait diye ve piyasalar gerçekten ciddi anlamda bir pozitif bir seyir izlemişti. Risk iştahı artmıştı. Ancak daha sonra gelen tekrar datalara bağlı olarak FED'in yaptığı açıklamalarla bu hemen ortadan kayboldu. 2023'te FED böyle yumuşama mesajları verir mi? Hangi çeyrekten itibaren vermeye başlar? Onu şu anda kestirmek çok zor. Hı hı. Ama şu anda benim gördüğüm piyasalarda böyle bir beklenti yok. Eğer böyle bir beklenti olsaydı zaten piyasalar bunu satın almaya başlardı. Amerikan 10 yıllıklarına ben hararet göstergesi diyorum tüm dünyanın. Orada 4 seviyesine bir hareket olmuştu. Geri geldi, sonra tekrar 4 seviyesini gördük. Ve şimdi tekrar 3.93 seviyelerinde bugünkü ve yarınki datayı bekliyor. Daha sonra FED açıklamalarını bekliyor. Hı-hı. FED daha da şahinleşirse o zaman oradaki sıkıntı belki 4'ün üzerine doğru bir hareket olabilir ki acaba FED önümüzdeki dönemde bu faiz artışlarını sıklaştırır mı, arttırır mı şeklinde. Kısacası belirsizlik var ama belirsizlik olumsuz yönde. O yüzden de risk iştahı çok düşük. Dikkat ederseniz aynı şekilde altında da aynı şeyi görüyoruz. Ons altına baktığımızda 1700 seviyesinin altında kaldı, oldukça aşağılarda.
O da bu risk iştahından çok fazla etkileniyor şu anda. Orada da herhangi bir pozisyon alınmıyor. Para Amerikan tahvillerine gidiyor, yüksek faiz olacağı beklentisinden dolayı. Orada da 1700 geçilmediği sürece altında da aşağı yönlü hareket zaten bizim için ciddi bir gösterge risk iştahı açısından. Evet, peki içeriye dönelim. Şimdi tabii en çok konuştuğumuz konu içeride de alternatif bulamayan yatırımcı Borsa İstanbul'a geliyor. Bugün için tabii dinamikler yani negatif bir seyir var ama tabii genel görece beklentiler hep yukarı yönlü diye bahsediliyor. Ama teknik seviyeler anlamında mesela ne söylenebilir? Bu hızlı çıkış hareketlerinden sonra genelde böyle bir duraksama, bir kar realizasyonu da görebiliyoruz. O aşamaya geçtik mi sizce? Nasıl görüyorsunuz hem de teknik seviyeler anlamında? Evet, aslında baktığınız zaman tabii ki bizde şu anda uygulanan ekonomik politikaya bağlı borsa alternatifsiz bir şekilde artan yatırımcısıyla yukarı yönlü bir hareket çizdi. Fakat ne olursa olsun tabii ki yurt dışından etkileniyoruz. Burada da ufak tefek düzeltmeler yaşayabiliyoruz, panik satışlar yaşayabiliyoruz gelen datalara bağlı ve açıklamalara bağlı. Ancak burada belirli bir disipline bağlı kalmak lazım. Biz burada 3350 seviyesi yani endeksin 21 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde kaldığımız sürece mevcut pozisyonlarımızın korunması yönünde yatırımcılarımızı uyarıyoruz. Tabii ki burada sektör seçimi çok önemli. Çünkü 3. çeyrek ve 4. çeyrek çok muhteşem bilançolara sahne olmayacak. Bankacılık sektörü yine bu çeyrekte güzel bilançolar getirecek, iyi bilanço getirecek olan şirketler var. Ama burada çok seçici olmak lazım. Gerçekten bunu çok iyi araştırmak lazım. Borsada kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli perspektifte yatırım yapmak lazım ki mevcut enflasyonu yenebilelim. İşte burada bizim öne çıkardığımız perakende sektörü var. Bu yatırımcılarımıza her zaman bunu söylüyoruz. Enflasyonist ortamda sizi koruyacaktır diyoruz. İşlerin çok iyi gittiği bir havacılık sektörü var. Bu ikinci planda. Daha sonra da önümüzdeki dönemde bankacılık, bankalardan da önerdiğimiz bankalar bilançolara bağlı var. Bunlar değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi çok temkinli olmak lazım. Hatta ben yatırımcılarımıza fon tarafına biraz daha eğilmelerini, yatırımına biraz daha eğilmelerini, yatırım fonlarına eğilmelerini istiyorum. Çünkü burada gerçekten çok bilinçli hisselerin olduğu, risk iştahınızı çok rahat takip edebileceğiniz doğru fonlara yatırım yaparsanız en azından orta uzun vadede riskinizi minimumda tutarsınız diye düşünüyorum. Ama teknik olarak 3330 seviyesi, 3350 düzeltiyorum aşağı kırılmadığı sürece bu hareketin ayrışarak devam etmesini bekleyebiliriz. Belki yukarı hareketler limitli kalacaktır ama şu anda tek alternatif olarak borsa görünüyor. Aşağıda dediğim gibi eğer 3350 seviyesi kırılırsa o zaman minimuma geçilebilir. Belki defansif yatırım fonları tercih edilebilir. Ama şu anda ibre borsa tarafında devam ediyor. Şimdi vakit kalırsa sektörlere döneceğim ama cari denge rakamları bu haftanın şüphesiz en önemli rakamlarındandı, verilerindendi ve bugün de sanayi üretimi geldi. Şimdi genel perspektife bakınca bize ne anlatıyor? Yani cari denge tarafında çünkü bozulma sürüyor. Enerji hariç tarafta da yavaşlama dikkat çekiyor. Yani ihracat tarafında yavaşlama dikkat çekiyor. Öte yandan ithalat tarafında da faturamız düşmüyor. Dolayısıyla işte turizm gelirlerinin ciddi artış gösterdiği bir Ağustos ayında bile cari açığın dengelenemediğini görüyoruz. Dolayısıyla beklentiniz ne? Enerji tarafından, ihracat tarafından nasıl bir görünüm var önümüzde? Evet, burada Ağustos ayında 3,1 bir cari açık geldi. Yıllıkta yaklaşık 40 milyar dolar. Uzun süredir bu net hata noksandan geçen Ağustos'ta da 4 milyar dolar bir giriş olmuş. Yıllıkta 28,3 milyar dolar olması gerekiyor, öyle hatırlıyorum. Şimdi bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Bilhassa artık turizm sezonunun kapandığı ve önümüzdeki dönem belki de dışa bağımlılığımızın enerji tarafında çok çok ama çok artacağı bir dönemde bunun yükselerek devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bizim makro datalarımıza baktığımız zaman hani gerçekten öyle sıkıntı çok ciddi bir şekilde hissediliyor.
uygulanan politikalara bağlı olarak büyüme hedefi, işte cari açıkla savaş ama enflasyon ikinci planda. Ama baktığımız zaman datalar da olumlu bir sinyal vermiyor bize. O yüzden ben bu mevcut cari açığında çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu bizi zaten rahatsız ediyor. Ama sizin de dediğiniz gibi turizm sezonunun bitmesinden sonra bu artık iyice rahatsız etmeye devam edecek ve belirginleşecektir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Yorumlarınız için Şükrü Cemkaya bizlerleydi. Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü ve araştırma masasına gideceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, hoş geldin. Küresel piyasalarda resesyon teması oldukça sert konuşuluyor diyelim. Yani IMF gibi kurumların da lügatına ve hatta işte biliyorsun Powell'ın da lügatına neredeyse ufak ufak girmeye başladı. Ne dersin? Gözde, aslında 2022 yılı için resesyon beklentilerinin yükselmesinin büyümeye dönük hem 2022 hem de 2023 yılı adına beklentilerin aşağı yönde revize edilmesi bir nevi alışkanlık oldu. Çünkü dün IMF raporundan alıntılayacak olursak sözcükleri belirgin biçimde karşımızda olan ve inatçı diye IMF'nin nitelediği bir enflasyon olgusu var. Bununla beraber belki sadece savaş özelinde konuşmak yeterli gibi görünüyor olabilir ama jeopolitik risklerin yükseldiği, hatta piyasa fiyatlamalarında son dönemde petrolle ilgili fiyatlamalarda hem OPEC'in konuya dahil olması hem de ikili ülke ilişkilerindeki tarafların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de var. Bu şekilde belirsizliklerin artması açıkçası 2022 için de, 2022'nin devamında 2023 için de çok ekonomik aktivite adına ve finansal piyasalar adına olumlu bir takım olguları beraberinde getirmiyor. Peki ne değişti hayatımızda diye bakacak olursak, şu an ekranda resesyon beklentilerini görüyoruz. Resesyon beklentilerinin dünya ölçeğinde, özellikle dünyanın büyük ekonomilerini baz alacak olursak, Euro bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere gibi ülkelerin sattığında yayılmasının turuncu renkle işaretli olan dolar endeksindeki yükselişle beraber buradaki ihtimallerin yükselişini izler vaziyetteyiz. Yani aslında belki Amerika Birleşik Devletleri'nin de makro iktisadi görünümü için çok şu an için olumlu şeyler söylemek mümkün değil. Orada da aşağı yönde revizyonları izler ve takip eder vaziyetteyiz. Ama doların bir nevi doların yükselişine tetikleme yaptığı ve dolara olan ilginin arttığı bir ortamı beraberinde getiriyor küresel makro iktisadi görünümdeki şu an karşımızdaki manzara. Peki resesyonun açıkçası yaklaşması, belki de belirli ülke satıhlarında artık ekonomilerin resesyon içerisinde bulunması piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor? Burada piyasa fiyatlamalarında karşımıza çıkan olgu da bilhassa hisse senedi piyasalarında takip ettiğimiz volatilite. Her ne kadar sene başından itibaren Borsa İstanbul bunun bir miktar dışında kalıyor olsa da küresel hisse senedi piyasalarında da burada bizim riski ölçtüğümüz, dalgalanmaları takip ettiğimiz barometreler sürekli olarak strese işaret eder vaziyette. Burada da gözde resesyon ihtimallerinin yukarı yönde seyrettiği ve şu anda görüleceği üzere küresel büyüme beklentilerinin terminaldeki medyan beklentilerde sene başından itibaren aşağı yönde revize edildiği ortamda kırmızı renkli eğride görülen VIX endişe endeksinin sürekli olarak korku eşik değerinin üzerinde ya da stres seviyelerinde seyretmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir parantezimiz vardı. O da yaz aylarında bir miktar piyasaların rahatlamasının önünü açan olgular. Peki bu hafta özelinde ve gelecek haftaya ilişkin beklentilerde ne öne çıkar vaziyette ki geçtiğimiz hafta biz haftanın ilk iki işlem gününde küresel piyasalarda ABD öncülüğünde bir miktar ılımlıktan bahsetmiştik ama ABD istihdam, tarım dışı istihdam verileri yaklaştıkça küresel piyasalardaki görünüm bozulmuştu. Aslında yarın gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon rakamıyla bir önceki enflasyon rakamının arasındaki tabloya bakmak yeterli olacak. Çünkü iki enflasyon verisi arasında piyasaları strese sokan temel unsur resesyon ve biraz önce görmüş olduğumuz büyümeye ilişkin beklentilerle beraber sıkılaşma döngüsüydü. Burada bir parantez açarak sıkılaşma ile ilgili piyasaların olumlu fiyatlamasına neden olan konunun acaba FED sıkılaşmadan ekonomik aktivitenin durma noktasına gelmesi nedeniyle bir miktar geri adım atabilir mi şeklindeydi ama geçtiğimiz cumadan itibaren bu algının da tamamen sınırlandığını görüyoruz. ABD enflasyon verilerini gördükten sonra piyasalardaki olumsuzluğun ne kadar derinleşebileceğini ya da olmaya dönüp dönmeyeceğini hep birlikte takip edeceğiz.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasını burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.